Embursa.com'dan herkese merhabalar. Bugün özel röportajda sizlerle beraberiz. Yanımızda e, Türkiye'nin de tanıdığı, gerçekten iyi oyunculardan, iyi tiyatroculardan birisi var. Ee, Olcay Yusufoğlu ile beraberiz. Hoş geldiniz efendim, Nasılsınız? Hoş buldum. İyiyim. Teşekkür ederim. Çok Sizi iyi. böyle güneşin altında misafir ediyoruz. Böyle biraz daha sıcak olsun röportajda. Nasıl? Çok güzel. Güneş i̇yi bir taktik. Evet, değil mi? <laughs> i̇yi bir taktik. Birazcık sizden bahsedelim. Aslında e, tiyatrodan tiyatrodan geliyorsunuz. Evet, yani evet. menşeiniz tiyatro. Evet. Tiyatro oyunculuğu yaptınız ve çoğu dizide rol aldınız. Onlardan biraz bahsedelim. Sizin ağzınızdan duyalım. Sonra da ben soruları yöneltim size. Merhaba herkese. Ee, ben konservatuar mezunuyum. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı. Ee, i̇nternette yazanların aksine 1988'de Ankara'da doğdum, ha, evet. <laughs> hep 85 yazıyor maalesef. Ee, evet dediğiniz gibi tiyatrodan gelme bir oyuncuyum, ee, gurur duyuyorum bununla. Süper. <laughs> ee, dizi Türkiye'nin bir gerçeği tiyatrocular için, para böyle... kazanmak, yaşamak için evet, evet, dizi yapıyorum. Ya siz şey gibi oldu, ben sizlere röportaj yapıyor gibi. Yani e, <laughs> birazcık böyle para kazanmak evet. için diziler değil mi? Aynen öyle. <laughs> Türkiye'de, Türkiye'de tiyatrodan para kazanamıyorsunuz maalesef. O yüzden dizi yapmak mecburiyetindesiniz. Güzel diziler de var. Gittikçe daha da güzelleşiyor. Ama tiyatro'nun ve dizinin yeri ayrı tabii ki. Ama <laughs> teşekkür ederim. Biz böyle bugün birazcık. Ee, tiyatroda biraz daha böyle mimiklerle her hareketiniz sayılı, her sözünüz, repliğinizin nerede söyleyeceğiniz belli aslında. Ama dizilerde biraz daha böyle bizim şimdi çalıştığımız gibi üstten çalışıyorsunuz. Biraz daha böyle yüzle oynuyorsunuz. Ama hangisinin oyunculuğu sizi daha çok böyle motive ediyor? Hangisinin oyunculuğu sizi tatmin ediyor diye sorsam? Ee, yani bazı oyuncular buna katılmıyor işte. Tiyatro farklı, dizi farklı diye ayırmayı doğru bulmuyorlar. Ama benim gönlüm onu ayırıyor ister istemez. Hı -hı. Bence tiyatro farklı, dizi oyunculuğu farklı. Ee, sadece işte göz planı ya da sadece yüz ve mimikle alakalı olarak değil. Bu çok içsel bir şey benim için. Hı -hı. Ee, ama iyi oyuncu her yerde iyi oyuncudur neticede. Yani ya tiyatro sahnesi evet. ya da e, beyaz beyaz ekranda da fark etmiyor. Aynen Peki şöyle bir şey var aslında oyunculukla ilgili söyle hani dizilerde birazcık tatmin etmiyor bizi işte ben tiyatrocular birazcık para kazanmak için Hı. dizilere e, kanalize oluyorlar ve gidiyorlar. E, dizilerin hani Türk dizileri yersiz uzun, yerli dizi yersiz uzun diye bir evet. E, evet. muhabbet vardı evet. eskiden. Bir konu vardı evet. bununla alakalı. Sizin de bununla alakalı düşüncelerinizi almak istedim. Çünkü çok popüler e, yapımlarda rol aldınız. Poyraz evet. Karayel mesela evet. değil mi? Birkaç evet. tane Cesur Rüyek vardı sanırım. Evet. SS vardı. Evet. Onlarda rol aldınız ama e, çalışma şartları çok evet. zor diyorlar. Evet. E, şimdi evet. onunla ilgili sizden birazcık. Ee, bu biraz uzun bir konu alacağım. Tamam, Sıra bakmayın. Bunu ben bırakıyorum onu. <gülüyor> <sonra>. <gülüyor> ee, evet, yerli dizi yersiz uzun gerçekten. Ee, biz çok zor koşullarda çalışılıyor. Bunu artık her televizyon yapan oyuncu söylüyor. Çok sizin çok sıklıkla duyduğunuz ve bizim de çok söylediğimiz bir şey. Evet. Ee, yani tabii ki süreler çok uzun olduğu için çalışma şartları da zorlaşıyor ama bunun e, tabii ki 60 dakikaya düşürülmesiyle ilgili çok uğraşılıyor var hala. Şey evet ya. sendikada uğraşıyor vesaire ama e, ben şahsen bunun e, şu anda mümkün olabileceğine inanmıyorum. Çünkü evet. e, ne kadar verirseniz seyirci o kadar alıyor şu anda ve böyle Maalesef bir açlık ya. var. Yani 150 dakika, 200 dakika dizi süreleri ve yetmiyor. <laughs> bir de özet <laughs> e, var onun. Tabii öncesinde özet ya bütün bir var. akşamı saat evet. Mesela eskiden şey olurdu. Bir Prime Time yani bir 8 dizileri evet. olurdu. Bir de 10'da başlayan diziler olurdu. Aynen, aynen. Artık öyle bir şey yok. Özeti sonra dizi sonra belki tekrarını tekrar verip. Yani zor. Koşullar zor. Dolayısıyla tabii ki yerli dizi yersiz uzun diyorum ben de. Yani siz de o kampanyayı destekliyorsunuz evet. biraz daha evet. kısalsın diye. Çünkü evet. hani Game of Thrones'dan örnek vermek gerekirse adamlar 45 dakikada neler anlatıyorlar. Aynen, Biz 2,5 saatte sadece bakarak. Evet anlatamıyoruz bazı şeyleri. Peki yeni projeler var mı? Ben mesela şöyle söyleyeyim oyunculuğunuzla alakalı. Tam başlıyorsunuz ben kestim pardon bu arada. Ee, ben Poyraz Karayel'de izlemiştim sizi. Galiba orada doktor rolündeydiniz evet, değil mi? Evet. O kadar inandım ben geldiğinizde doktor zannettim önce sizi. Ay, çok inandırıcı bir oyunculuğunuz var. İyi oynuyorsunuz onu söyleyeyim. Peki yeni projeler var mı? Bahsetmek ister misiniz yoksa gizli midir? E, şöyle netleşmiş bir şey olmadığı için bizim iş e, yani onaylandıktan öncesi ve sonrasında hep beklemek üzerine olduğu için görüşüyorsunuz. E, sonra işte diğer kast yapılana kadar bir netlik kazanamıyor maalesef. Onun için söylemem doğru olmaz ama görüştüğüm birkaç proje var haber bekliyoruz. Umarım yaz sezonunda başlayacak. Bunlar dizi mi? Bir tanesi dizi. Tiyatro Hı -hı. projemiz var. Ha, tiyatro da var çok Tabii, iyi. Evet. E, tiyatromuz, ben Versus Tiyatro'nun bir oyuncusuyum. İstanbul'da projelerimiz var. E, i̇ki yıl önce Bursa'ya gelmiştik. Nilüfer Tiyatro Festivali'ne Hamlet oyunuyla. Eee adaylıklarımız, ödüllerimiz var. Onlardan bahsedeyim. Bahsedelim Gururla. Eee Hamlet oynadık. Hamlet bu sezon bitti ama yeni sezonda yeni bir projemiz var. Belki bilenler bilir. Genç kitle çok bilir, hmm. ee, Lars von Trier diye bir oh. yönetmen vardır, onun Dogville adlı filminin oyun versiyonunu yapıyor. Nicole Kidman'ın oynadığı, e, çok değişik bir filmdir, evet. sinematografisi acayiptir, evet. tiyatro salonunda evet. da çok iyi gidecektir. Aynen öyle, ee, öyle tiyatro yoğun bir şekilde devam ediyor, şu anda devam eden tiyatromuzun başka bir oyunu var Seyirciye Sövgü diye, ee, o da devam Nedir ediyor. Nedir ismi? Seyirciye Sövgü. Seyirciye söyle Evet, e, Alman bir yazarın Peter Handke'nin yazdığı bir metin. E, tiyatro aktif şekilde devam ediyor benim için. Onun dışında dublaj da yapıyorum. Ha yani, dublaj çalışmaları da var. Evet, evet. E, dublaj işte e, yabancı diziler. Mesela. E, mesela Netflix'e çok çalışıyorum. O süper. Evet. Netflix mesela. chill diyorum. Şu an evet. E, şey Lost in Space diye bir dizi başladım. Yeni başladı. Evet, evet onda konuşuyorum onu da mesela. Evet, ondaki genç kızlardan biri benim. <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> evet evet. E, filmler var, çok fazla Netflix'te ve onun dışında yaptığım animasyonlar var. E, dublaj çok keyifli, tiyatro çok keyifli. Yani aslında dublajda bir nevi oyunculuk, mikrofonda da oynuyorsunuz evet, yani evet. karşı karakteri görerek evet. oynamak zorundasınız. Aynen öyle. Çünkü bir de tabii yurt dışındaki insanların oyunculukları biraz. E, Bizimkinden kıyas yapmayacağım, kendi kulvarlarında çok iyi oldukları için hem işimiz zor hem kolay. Çünkü zaten çok iyiler. Bir de onların seslerine o oyunu vermek hem çok keyifli hem zor ama çok güzel. Peki bu hepsini konuşuyoruz. Ben sizi güneşin altında çok fazla bekletmek <laughs> istemiyorum ama <laughs> tamam, süper. Bu işe nasıl gir? Yani oyuncu olmaya ne zaman karar verdiniz? Ya ben bu işi yaparım. Ne zaman dediniz bunu ve e, bu, bu işe sizi birisi öne yok oldu mu açıkçası? Ya da kendiniz böyle yetenekli bir yerlere mi? Yani ben aslında şöyle bunu çok emin söyleyebiliyorum. Çünkü ailem de bu konuda benimle hemfikir. Bu benim uydurduğum bir şey değil. <laughs> İlkokuldan beri sınıfın ne zaman bir sosyal aktivitesi, ne zaman bir işte hadi bir oyun kuralım gibi bir durum olsa o kişi hep ben oldum. Hep super. ön ayak, ayak olan kişi ben olmuşum. <laughs> ee, o yüzden e, ilkokuldan beri hep bir şeyleri oynamak, e, sahnede olmak, tiyatro yapmakla ilgili hep bir hevesim vardı. Ha, ee, sonra ortaokulda işte çeşitli kurslara gittim. <laughs> Ankara'da daha sonra işte lisede devam etti ve ben artık ortaokuldan itibaren konservatuar okumak istediğime karar verdim. Ve hep çalışmalarım o yönde oldu. Sonra da konservatuarı kazandım. Ne güzel, ne mutlu. Hep zaten böyle bir benim de içimde bir uhteydi. Uhte mi denir, uhte mi denir? Uhteydi. Uhte değil mi? <laughs> Ama ben de kıyısından köşesinden bir aralar bu işleri yaptım. Hani sizin yardımcı oyuncu dedikleriniz var ya. <gülüyor> <gülüyor> bir aralar öyle bir şeyler yapmıştım ben de. Size çok teşekkür ediyoruz. Geldiniz bugün mbursa.com'u ziyaret ettiniz. Çok Bizlere güzel. zaman ayırdınız. Biz de çok evet. memnun olduk. Yakında yeni projelerde sizi göreceğiz. Evet. Ben başarılar diliyorum. Bizi izleyenlere sizin son sözleriniz olacak mı? Ee, son sözlerim... Yani son sözler derken ki... Allah uzun ömür versin. <laughs> program açısından şu an için, evet, şu an için, şu an için. Evet, tiyatro ile ilgili bir şeyler söyleyebilirim e, tiyatroya gidin tiyatro iyidir e, tiyatro siz gittikçe daha da güzelleşir e, sahnede olanlar sizinle var olur siz geldikçe oradan güzel bir şey doğar e, o doğan şey de bizi güzelleştirir tiyatro iyidir tiyatroya gelin diyorum ne güzel. Ben de o zaman son sözleri tiyatroyla kalın sanatla kalın diyeyim. Embursa.com'da Olcay Hanım'la beraberdik. Olcay Yusufoğlu ile beraber başka bir özel röportajda ve yeni videolarda, yeni programlarda sizlerle olmak dileğiyle kendinize çok ama çok iyi bakın hep dediğim gibi. Embursa'da kalın. Hoşça kalın.